Değerli arkadaşlar, bugün katılımcılarımızın yapmış olduğu sunumları, herkesinin yapmış olduğu sunumları da sitemizin eğitim bölümünde, seminerler bölümünde, seminerdeki sunumlar diye sunumlar kısmında alabileceksiniz. Yarın bunların hepsi yayınlanacak. Soru ve cevaplarınızı da burada saat 4'e kadar vaktimiz var. Çünkü bugün dağıtım var, ruhsat dağıtım törenimiz var. Bu yüzden 4'e kadar bütün sorularınızı cevaplamaya çalışacağız. Cevaplayamadığımız soruların da tamamı, yani şu elimde olanların tamamı sitemizde soru cevap olarak yayınlanacak. Oradan da hep sizinle ilgili olan ya da olmayan diğer soruların da cevaplarına ulaşmış olacaksınız. Şimdi konularına göre soruları cevaplamaya başlıyoruz. Tamam, veriyorum ben. Şimdi soru cevaplardan önüne gelenleri Murat Bey başlıyor. Malulen emekli olan bir kişi iş yeri açtığında bağkurlu olmak zorunda mı? Burada malulük statüsünün önemi söz konusu. 4B yani bağkurdan malulen emekli ise vergi mükellefi olursa veya şirket ortağı olursa maaşı kesilir. Tersi biçimde SSK ya da emekli sandığından malulen emekli olmuşsa vergi mükellefi ya da şirket ortağı olunca maaşından destek primi kesilir. Şu an %10 uygulanmakta olan. Yeni yılbaşından geçerli olmak üzere biliyorsunuz seçimdeki vaatlerden birisiydi destek priminin kaldırılması. Bu yürürlüğe girince de hiçbir şey kesilmemiş olur. Yani önemli olan Bağkur'un dışında malulen emekliyse hiçbir sorun yok. 10 kişiden fazla çalışan iş yerinde 2 günlük raporlu olan işçi için çalışılmadığına dair bildirim yapılmalı mı? Bildirim yapılma zorunluluğu yok. Bu nedenle de herhangi bir ceza uygulanmıyor. Eğer iş kazasıysa bir günde de 2 günde de yapma zorunluluğu var. Hastalık halinde bir gün ve 2 gün için bir zorunluluk yok. 3 ve üzeri olsaydı iş göremezlik ödemesi yani hastalık parası dediğimiz ödeme söz konusu olacağı için bunu yapmamız zorunluydu. Yani şimdi biliyorsunuz raporlar internetten veriliyor. İnternetten verilince de e-rapor diyoruz buna. Sizler çalışamazlık girişi yaptığınız menüden ilgili kişinin TC numarasını yazarak veya bildirgeyi vermeden önce dönem seçerek örneğin Ekim ayı bildirgesini 23 Kasım'a kadar verebiliyoruz. 23 Kasım'da vermeden önce 1 Ekim ile 31 Ekim arası rapor alanlar var mı diye tarih seçip sorguladıktan sonra rapor alanların çalışamazlık girişini yapabiliyoruz. Bunun yerine yine rapor olan kişiyi çalışamazlık girişi yapmayıp bildirgede raporlu olduğu gün kadar eksik bildirirsek yani 21 gün çalışma 10 gün rapor 10 gün rapor alan için eksik gün nedenine de rapor işaretlersek gene çalışamazlık girişi yapmış sayılıyoruz. Bu işlemi yapmış gibi değerlendiriliyor. Yine bunun dışında ücretini tam ödeyip ona ödenen iş göremezliği ondan geri alıyor olabilirsiniz. Bireysel iş sözleşmesiyle veya toplu iş sözleşmesiyle. Bu tür durumlarda da ya çalışamazlık girişini yapmamız veya 30 gün tam bildirdiğimiz kişiyle alakalı raporlu işçi çalışmamıştır kutucuğunu işaretlememiz lazım. Bunu da yaptığımız takdirde gene çalışamazlık girişi yapmış sayılıyoruz ve dolayısıyla da cezaya maruz kalmıyoruz. Buna uymadığımız takdirde 1/10 asgari ücret tutarında hatta kurum tebliğ ettikten sonra bu sefer asgari ücretin yarısı tutarında cezaya maruz kalmamız söz konusu olur. Müşterimiz yabancı işçi çalıştırıyor. 6111 teşvikinden yararlanıp kısa vadeli SSK indirimi 24 ay sigortadan yararlanıyor. Bu süre bittikten sonra 5510 kanun türüyle bildirip sadece 5 puanlık indirimden yararlanmış olacak. İşe giriş bildirgesi işçinin başka iş yerinde de adresi varsa ne yapılabilir diyoruz. Zaten çoğunluğunuz buna adres bile girmiyorsunuz. Caddeye C, mahalleye M diyorsunuz. Bunu yapmanızda hiçbir mahsur yok. Devam edebilirsiniz. Çalışanın işten çıkış bildirgesi verildiği halde aylık prim ve tahakkuk hizmet vergesinde çıkış tarihi yazılması unutulmuşsa
Yani 31 Ekim'de çıkış yazdık ama bildirgeyi verirken 10. ayın bildirgesinde işten çıkış tarihine 31.10 yazmayı unuttuysak bir dilekçeyle 31.10'da çıktığını, buna ilişkin işten çıkış bildirgesi verildiğini ama bildirgeye yazılmasının unutulduğu belirtilirse işlem gördüğünüz müdürlüğe de dilekçenin ekine bildirgenin bir suretini eklerseniz herhangi bir cezaya maruz kalmadan memur bildirgenin içine girerek çıkış tarihini yazacaktır. Adi ortaklık inşaat iş yeri tescili yapılmış, müteahhit firmaya kaba inşaat işi verilerek taşeronluk sözleşmesiyle dosya açılmış, ince işler içinde ne yapılacağı soruyor. Eğer anahtar teslim bir firmaya verilmemişse, parça parça, kısım kısım başka firmalara yaptırılıyorsa, ruhsatın sahibi yani inşaatı yaptıran asıl işveren, iş verdiği diğerlerinde alt işveren olarak onun dosya numarası altında bildirilmesi gerekiyor. Ekim ayı 31 gün çekiyor. Personel 6 gün ücretsiz izin istediğinde 31-6 25 gün. Kasım ayında 30 gün yine 6 gün ücretsiz izin aldı. 30-6 24 gün. Bu yaptığımız işlem doğru mu diyor. Biliyorsunuz işveren uygulama tebliğinde eksik gün kadar aydan parmak hesabıyla çıkarıyoruz. Dolayısıyla ay 31 çekiyorsa 6 gün ücretsiz izin verdiysek 31-6 25 gün. Ay 30 çekiyorsa 30-6 24 gün. Şubat ayında 28 çekiyorsa 28-6 22 gün yani fiilen çalıştığı günleri bildirmemiz gerekiyor. Zorunlu olmayan iş yerlerinde engelli çalıştırılması durumunda 14.857 sayılı teşvikten yararlanabiliyoruz. Bununla ilgili öncelikli olarak bildirge menüsü içerisinde yer alan engelliyi sisteme tanımlamamız lazım. Tanımlamamızı mütakip bu kişiler 14.857 sayılı kanun türüyle bildirilebilecekler. Dolayısıyla asgari ücrete kadarlık kısmın işveren listesi İşkur Fonu tarafından karşılanıp aşan kısım için de ayrıca 5 puanlık indirim uygulanmış olacak. Resen SGK şifresi kapanan iş yerinin süresinde aylık hizmet bildirgesini verememesinin karşısında İPC uygulaması olacak mı ve resen kapatılması haksız bir uygulama değil mi? Resen dosyanın kapatılması daha çok hiç prim ödememe, bir ay içerisinde 20 tane 30 tane ek bildirge verme, gecikme, cezalı işe giriş bildirgesi verme yani hayali sigorta dediğimiz yerler için söz konusu olduğu gibi kendisine tebligat gönderilmesine rağmen tebligatın alınmaması yani PTT memurunun o adreste böyle bir iş yerinin bulunmadığını belirtmesi nedeniyle kapanması ya da kontrol amaçlı askıya alınmasıyla mümkün. Bu durumları yaşamamak yani bu sıkıntıyı yaşamamak adına adresimizin de bu sefer değiştiği zaman Sosyal Güvenlik Kurumu'na bildirmemiz gerekir ki adres iletişimsizlik nedeniyle böyle bir sorunla karşılaşmamış olalım. Şirket ortaklığı devam eden kişi başka bir işletmede 4 A'lı olarak kısmı istihdamla çalışıyor. Eksik günler için 4 B'li olma zorunluluğu var mı? Evet, 30 günden eksik bildiriliyorsa bu kişi 30 günden eksik kalan süreler için 4 B kapsamında sigortalı olacak. Yani 10 gün kısmi süreli A firmasında çalışıp 4 A'lıysa ayın kalan 20 günü için şirket ortağı olması hasebiyle 4 B sigortalısı yani şimdiki adıyla Bağkur prim ödeme yükümlüsü olacak. 2001-2002 yıllarında özel bir okulda öğretmen olan kişi 2010 yılında 4C'li olarak devlet okuluna atanıyor. Bu kişinin daha önceki yıllarda 4A sigortalılığı 4C'ye intibak ettirilir mi? Kıdem ve kademesi düzeltilebilir mi? Eski 5434 sayılı kanun yani benim gibi 15 Ekim 2008'den önce memur olanlar eski yasaya 5434 sayılı kanuna tabiler. Dolayısıyla emeklilik kesenekleri de sizin anlayacağınız dille prim esas kazançları da derece kademe gösterge üzerinden belli oluyor. Dolayısıyla özel sektörde çalışmaları varsa memuriyetten önce bu Bağkur şeklinde olabilir, SSK şeklinde olabilir. Bu hizmetlere intibak ettirilmek suretiyle emekli kesenene esas tutar yani prim esas kazanç 2'nin 3'ünden 1'in 4'üne gelebiliyor. Yeni memurlar için prim esas kazanç sistemi aynı 4 A'lılarda olduğu gibi olduğu için yani eski kesenek sistemi yerine prim esas kazanç sistemi söz konusu olduğu için eski 4 A hizmetinin veya eski Bağkur hizmetinin bulunması prim esas kazancı da değiştirmediği için bir intibak yapılması söz konusu olmayacak. Ama izin açısından bazı haller işte avukat olanın memur olmadan önce kuruma avukat atanmadan önce avukatlık bürosu varsa bu sürelerin belli bir kısmı
çalışmış gibi değerlendirilip 10 yıldan az 10 yıldan fazla iznin 20'ye 30'a olmasını etki edebilir. Onu ilgilendiren bir durum değil, onu da belirtelim. Eylül 2013 yılında ilk defa sigorta açılışı yapılan iş yerinde işe alınan işçilerden bir tanesinin işe girişi 30 Eylül Pazartesi gününe denk geliyor. SHEV'in 30 Eylül'de 1-10-2013 olarak ceza olacağı düşüncesiyle işe girişi yapılmış ve bu kişi 6111 sayılı teşvikten yararlandırılmıştır. Bu yüzden işçi ortalamasının altında kalmıştır. Bu işçinin işe giriş tarihini düzeltme talebiyle müracaatta bulunsak demiş, devam ediyor. Teşvikten yararlanılması iptal olur mu? Kanıtlayıcı belgeler derken ne tür belgelerden bahsediliyor? İşveren ve işçinin beyanlarının haricinde yoksa teşvikten yararlandığı dönemlerde iptal ve düzeltme mi vermemiz gerekiyor? Not, işçi 10 ay sonra işten ayrılmıştır. Teşvik sadece 10 ay silmiştir. Şimdi burada neresinden başlayayım? Bir kere bir aylık süre olmasa bile pazartesi günü işe giriş bildirgesi verilebiliyor, değil mi? Yani aynı gün verilebiliyor. Önce buradan başlayalım. Bir kere buradan ceza olmayacaktı. Dolayısıyla Eylül ayı içerisinde 30 Eylül'de işe girseydi gene olmayacaktı. Onu kaçırıp 1-10-2013 yapmış. Dolayısıyla 30 Eylül 2013'te olduğunu kanıtlayıcı işçinin sunmuş olduğu sağlık raporu, fatura kesmiştir, faturadaki imzası, benzeri çalıştığını tespit edecek belgeler olması halinde işe girişi Eylül ayına alınacak. Dolayısıyla işçinin önceki 6 aylık ortalamaya ilave olup olmadığı yönünden yeniden bir değerlendirme yapılacak. Eğer ortalamaya ilave olmuyorsa bu durumda da 10 aylık 6111 iptal bildirge, onun yerine 5510 ek bildirge vermesi gerekecek. Devamlı olarak yurt dışında görevlendirilen çalışanlar yurt içinde sigortalı olarak gösterilebilir mi? Görevlendirme yazısı zorunlu mu? Görevlendirme yazısı ispat hukuku açısından zorunlu. İşte kazanın olması durumunda veya kendisinin rızası dışında görevlendirilmesiyle alakalı ileride çıkabilecek alacak davaları açısından, ispat hukuku açısından isabet olur. Yoksa işçi geçici görevlendirmeyle Almanya'ya, Fransa'ya, ne bileyim birçok yere bir gönderilebilir. Bu tür durumlar için de eskiden 5 puanlık indirimden biliyorsunuz Türkiye'de çalışmayınca yararlanamıyordu. Yasal değişiklikle birlikte 2013 yılından itibaren 6486 sayılı kanun türünü seçmek suretiyle bunlar da 5 puanlık indirimden, bu sefer uzun vadeli, kısa vadeli sigorta konumundan yararlanması söz konusu oluyor. İşe girişler neden aynı gün yapılamıyor? Bu nedenle çok büyük bir prim kaybı yaşanmaktadır. Prim kaybı pek fazla yaşandığını zannetmiyorum. Şimdi iş yerinde ben denetim kökenliyim. Gittiğim zaman nerede bunun işe girişi? İşte efendim bugün başladı. İşte bu tür durumların oluşmaması adına işe girişler bir gün öncesine alındı. Sizler açısından sıkıntı şurada var. O da düzeltilecek, Esra Müdürümüz anlattı. İşçi gelmedi. Bugün işveren dedi ki yarın işe başlayacak. Salı günü işe başlayacağı bildirgeyi verdik. İşe gelmedi. Mevcut durumda bir tutanak tutup iş yerinde bu işe başlamamıştır. Bir dilekçeyle işe girişin iptaliyle yetiniyorduk. Yeni yönetmelik değişikliğiyle birlikte aynı gün içerisinde de internetten iptalini yapabileceğiz. Şimdi böylesi durumlarda bunun yapılması yerine, yani yasal olanın yapılması yerine nelerin yapıldığını görüyoruz. Aynı gün işten çıkış, hiç bildirge vermeme. Aynı gün işten çıkış, sıfır gün, sıfır kazanç bildirme gibi yine yasaya uygun olmayan şeyler görüyoruz. Bir kere işçinin bir saniye bile çalışması halinde o gün sigortalı bildirilmesi lazım. Eğer sıfır gün varsa, işten de çıktıysa hiç sigortalı çalışmamıştır. Dolayısıyla da sigortalı niteliği yoktur. En başta yapılması gereken bununla ilgili işten çıkış, sıfır gün, sıfır kazanç veya hiç bildirge vermeme işten çıkış yerine dilekçeyle İşe giriş bildirgesinin iptal edilmesiydi. Yeni dönemde işte bununla ilgili bildirgede kayıt yok. İşe giriş, işten çıkış verilmiş. Bildirgede sıfır gün sıfır kazanç var. İşe giriş, işten çıkış verilmiş. Onlarla ilgili bir tarama listesini müdürümüzün bizlere göndereceğini söyledi. Tekrar sizlerle bu işe girişlerle alakalı karşılaşmış olacağız. Yani sizlerin talepleri olacak bununla alakalı cezaya itiraz gibi. Personel 3 gün rapor alıyor ama işe gelmeye devam ediyor.
İşveren de raporu konusunda bilgilendirmiyor. 2015 Ocak ayında alınan rapor için idari para cezası geliyor. Dediğimiz gibi çalışamazlık sistemine girerseniz bu raporu görürsünüz. İşçi de raporlu olduğu dönemde çalışmışsa, raporlu olduğu dönemde çalışmıştır kutucuğunu işaretlersiniz. Hiç bu cezaya maruz kalmazsınız. Hiçbir sakıncası yok. Önemli olan çalışıp çalışmaması. Siz çalışıyor dediğiniz zaman zaten buna ödeme yapılmayacak. Hastalık parası ödenmeyecek. Vefat eden eşinden emekli tahsil aile alan kişinin 4 tanesinde işe girişi yapıldığında bu aile kesilir mi? Kişinin eşinden almış olduğu aylık, dul aylığı da dediğimiz bu aylık, evlenmeme yani sadakat kuralına bağlanmış. Başka hiçbir kuralı yok. Dolayısıyla sigortalı bir işte çalışması aylığın kesilmesini gerektirir bir durum olmayıp, eğer ölüm aylığı 1 Ekim 2008 tarihinden sonraki bir dönemi ilgilendiriyorsa, eğer %75 üzerinden aylık bağlanmışsa belki %50'ye indirmesini gerektirir bir durum olur. O da sizleri pek fazla ilgilendirmez. 5510 sayılı kanundan doğan %5'lik indirimden sehven yararlanılmamış olduğu durumlarda geriye dönük bu indirimden yararlanma talebinde bulunabilir mi? Talepte bulunabiliyorsa geriye dönüp kaç yıl talep edilebilir, zaman aşımı ne kadar? Eğer hiçbir teşvikten yararlanmamışsa geriye doğru 5 puanlık teşvikten yararlanmak mümkün. Ama bir teşvikten yararlanılmış da daha sonra teşviki değiştirmek talebi varsa, yani 5510 yerine 6111'e döndüreyim, 14857 teşviki yerine işte 6111 teşviki olsun gibi talepler yerine getirilmez ama hiç teşvikten yararlanmamış. Yani kanun türü boş verilmişse geriye doğru 1 Ekim 2008'den itibaren 5 puan başlamıştır. 5 puandan yararlanma şartlarını da sağlıyorsa, yani bildirgelerini yasal süresinde vermiş, primleri zamanı içerisinde ödemiş, borcu yok, sigortasız işçi çalıştırıldığına yönelik bir tespit yok gibi bir durumlar incelenir. Bunları sağlıyorsa geriye doğru 5 puandan yararlanamadıklarından yararlanabilir. Şimdi ben sorularda yine işe girişle ilgili, işte nerede ilgili soruları gördüm. Yine kendi iş yerinden bildirenler de var. Süremiz kısıtlı olduğu için. Şimdi bir arkadaşımız şey demiş, geri dönük 10 gün sigortalı çıkışı da 10 güne hafta sonu giriyor mu? 6100 sayılı kanuna göre resmi tatiller, bayram tatilleri, onlar resmi tatil olarak değerlendirildiği için 10 günün içerisinde ise tabii ki o sürelerde giriyor hafta sonu tatilleri. Eskiden olduğu gibi kimlik bilgileriyle veya mali müşavirleri verecek şifreyle kişilerin SGK bilgilerine erişimimiz sağlanabilir mi? 5502 sayılı kanunda arkadaşlar bir düzenleme yaptık. O düzenlemede bu üçüncü kişilere bu kurumsal bilgilerin verilmesi halinde kurumun sözleşme yapması, protokol yapması gerekiyor. Ve üçüncü kişilere verilecek bilgiler de kamu kurumlarıyla sınırlı sadece. Dolayısıyla özel sektöre sigortalılarla ilgili bilgiler verilmiyor. Seminer notlarımızı tabii ki atarız. Bu sorunumuzun cevabı da. Ek 9. madde kapsamı ile ilgili de şimdi ek 9. maddede de bizim önemli bir uygulamamız 1 Nisan'da yürürlüğe girdi. Daha önce işveren sisteminde yaklaşık 27 bin kişi vardı 9700 iş kolu koduyla. Şu anda 7-8 aylık dönemde 13 bin kişi oldu. Yani biz bu sigortalılıktan çok şeyler bekliyoruz. Ve daha sonra işveren sistemini de bir şekilde takip ve tahsilata yönelik olarak bu sistemin içerisinde kaydırılması da düşünülüyor. Bu sadece ufak bir sistem şu anda ev hizmetleri uygulaması. Sistemin küçük modeli, kolay işverenliğin. Burada iki farklı uygulama var. 10 günden az çalışanlar ve 10 günden fazla çalışanlar diye. 10 günden fazla çalışanların işverenden herhangi bir farkı yok. Birebir işverenler ama iş yeri numarası vermiyoruz biliyorsunuz bunlara. TC numaralarıyla işlem görüyor işveren olarak. Yine kişiyi işveren tescil ediyoruz. Kişiyi ona göre tescil ediyoruz. Teşvikini ona göre otomatik sorguluyoruz.
3 çeşit teşvik alıyorlar biliyorsunuz. 5 puanlık indirimden geçici 10'dan yararlanıyorlar. Bir de işsizlik ödeneğine tabilerse ki onunla çok fazla yararlanan yok zaten Türkiye çapında. O teşviklerden de otomatikman sorgulayarak işverene tahakkuk oluşturuyoruz. Yani kurumun tahakkuk yapısının da kişi sigortalı kaydından oluşması gerekiyor. Bizim sosyal güvenlik uygulamasındaki MOSİP uygulaması dediğimiz muhasebe yazılımları da buna yönelik hazırlanmış programlar zaten. İşveren geliyor, 10 günden fazla çalıştırdığı sigortalı için ürettiğimiz belgeyle müracaat ediyor. Ona göre sorgulamalar yapıyoruz. Aynı evde oturmadığı sürece akrabalar da sigortalı olabiliyorlar arkadaşlar. Biliyorsunuz 5510'da 3. dereceye kadar akrabalar aynı evdeki işleri yapmaları halinde sigorta sayılmıyorlar. Ama farklı hanelerde oturmaları halinde biz onları sigortalı sayıyoruz. Şimdi 10 günden fazla da yine işveren uygulamalarının birebir aynısı dedik. Takip eden ayın sonuna kadar işverenler primlerini ödüyorlar. Sigortalı eğer 30 günden az çalıştırıyorsa işveren, sigortalı kalan süresinde genel sağlık sigortası oluyor kısmi çalıştığı için. Biliyorsunuz 88. maddenin 4. fıkrasında ev hizmetlerinde çalışanlar, kısmi çalışanlar kalan sürelerini genel sağlık sigortası yönünden tamamlamakta zorunlular. Onun dışında isteğe bağlı olabilirler bu sürede 4A kapsamında ya da bu süreyi daha sonra borçlanabilirler 41. madde kapsamında ev hizmetlerinde 10 günden fazla çalışanlar. 10 günden az çalışanlar için de şöyle bir uygulamamız var. İşveren devlet üzerinden ya da kurum kağıt ortamından müracaat edebiliyor. Kişiyi kaç gün çalıştırdıysa onu işaretliyor ve biz ona göre kısa vade tahakkuk oluştururuz. Daha doğrusu iş kazası meslek hastalığı tahakkuk oluşturuyoruz. %2, 85 kuruş şu anki değeri de. Ve işveren için, sigortalı için iş kazası tescil yaptığımız anda sigortalı için bir de uzun vade tescil yapıyoruz. 30-11'de benim çalıştırdığım ev temizliğe gelen kadın için ben 30-11 itibariyle tescil yaptığım anda 1 Kasım'la 31 Kasım arasında da bir uzun vade tescili oluşturuyorum %32 üzerinden. Bunu da sigortanın takip eden ayın sonuna kadar ödemesini bekliyorum. Ve bu süre içerisinde ödemezse o sürenin bir daha ödenme imkanı yok. Ben hani bu ek 9 uygulamasını anlatacağım diye özellikle bahsediyorum. Soruları genel olarak grupladım. Onu size söyleyeyim. Kamuoyunda hepimizin bildiği gibi 4A sigortalı olsa olmaya bir eğilim var. 2011 yılından sonra 4A sigortalılığıyla ilgili uygulamalarında 4B'den kaçış için kullanıldığını görüyoruz. Ek 9'un inşallah böyle bir şey olmaması gerek olmayacağını düşünüyoruz. Çünkü tarım hizmetlerinde süreksiz çalışanlar da 4B'likten kaçış olarak değerlendiriliyor bir nevi. Bunun dışında kendi iş yerlerinden şoförler demiş arkadaşım, şoförler de ev hizmetlerinde sigortalı olabilirler. Hepimiz görüyoruz mesela dizilerde var, şoförler var falan, koruma görevlileri falan işte onlar şoförler de şey yapabilirler, ev hizmetlerinde sigortalı olabilirler. 1 Nisan'da yayınladığımız bir tebliğimiz var. Burada kimlerin sigortalı olduğunu belirledik. Yeni yazdığımız yeni bir tebliğ daha yazacağız. Önümüzdeki günlerde ev hizmetlerinde 10 günden az çalışanlar için SMS uygulamasını getireceğiz. Kurumun ilk defa telefon uygulamalarını kullanarak tescil ve tahsilat yapacağı bir uygulama olacak. Bizden çok basında yansıdığı için hani açıklıyoruz, yani biz de açıklamaya başladık bunu. Çok kısa bir süre sonra bunu da inşallah uygulamaya koyacağız, hep birlikte göreceğiz. Bunun dışında iş yeri, işten çıkış kodları ile ilgili önerilerimiz var. İşten çıkış kodları 2009 yılında İşkur
Çalışma Bakanlığı tarafından belirlendi ve kurumumuz tarafından belirlenen kodlar özellikle belirli siz süreli sözleşmesinin fesliyle ilgili hüküm yok diyorsunuz. Aslında bizim 2013-11 sayılı genelgemizde o kodların iş kanununun hangi maddelerine denk geldiği yerinde düzenlemeler var. Buna İşkur'la yaptığımız görüşmelerde buna karşılık geldiğini söylüyor ama tabii uygulama her zaman için geliştirilebilir bir uygulama olduğu için tekrar yeniden gözden geçirilebilir. Eksik gün sebebi 07 olan puan taş kayıt listesi kuruma verilirse 30 günden az süreler için SSK'lı prim ödeyebilir mi? Şimdi demin bahsettiğim 88. maddenin 4. fıkrasında kişiler, kısmi çalışanlar, çağrı üzerine çalışan kişiler ve hizmetlerinde çalışan kişiler kalan sürelerini genel sağlık sigortası olması zorunlu. Puantaj çalışma, puantaja tabi çalışma aslında bir kısmi süreli çalışma tarzı değil. Tam süreli çalışma tarzının değişik bir şekli. Kişi geldiği günlerde puante edilerek bildirim yapılıyor. Dolayısıyla iş kanunundaki 13 ve 14. maddeler kapsamında değil. Ama biz eksik gün bildirimlerini çok fazla sayıyı azalttığımız ve sizler tarafından tercih edilmediği için kısmi istihdama tabi sigortalılık da GSS sigortalılığı oluşmaması için puantaja yönelerek çözülüyor. Ama hani bunun da doğru olmadığını biz düşünüyoruz. Üniversite öğrencisi part-time 10 gün çalışırsa geri kalan 20 gün için genel sağlık sigortalısı oluyor arkadaşlar. Üniversite öğrencilerinin biliyorsunuz 5. maddenin A bendinde istisnaları var. 2547 sayılı kanuna göre üniversitede kısmi zamanlı çalışırsa sadece iş kazası meslek hastalığına tabi oluyor. O da asgari ücretin altında ödenirse, asgari ücretin üstünde ödenirse onlara da zorunlu sigortalı gibi işlem yapıyoruz. Buradaki çalışma 10 günlük ve zorunlu sigorta olduğu için kalan süresini GSS yönünden yapılacak. Onunla ilgili çalışmalar var ama henüz sonuçlandırılmış bir şey olmadığı için şey yapıyoruz. Şu andaki uygulamamız bu şekilde. 88. maddenin 4. fıkrası yani bu kısmi sürelerin genel sağlık sigortası ile yapılması ile ilgili program belki en doğru yaptığımız programlardan bir tanesi arkadaşlar. Bunu da özellikle söyleyeyim. Oturmadı yani kanunla oturmadı birbirine. Bunun dışında tutuklu kişi 5 yıl beraat etmiş. Bu hapiste geçen 5 yılı borçlanabilir mi? 5510 sayılı kanunun 41. maddesinde borçlanmalar düzenlenmiş. Gözaltında ve tutuklulukta geçen süreler borçlanılabiliyor ama sigortalı iken. Tutuklu ve gözaltına alınmış ise borçlanabiliyorlar. Borçtayken bu böyle bir durum gerçekleşmişse borçlanma kapsamında değerlendirilmiyor. Bunun dışında kendi iş yerinden bildirilen sigortalılarla ilgili söylenen sorular var. Orada 10-2008 tarihinden önce biz kendi iş yerinden bildirilenlerle ilgili uygulamamız şu şekildeydi. Kurumun Çalışma Bakanlığı, Bağkur ve SSK arasında yapılmış bir protokol vardı. Bu da genelgelerle duyurulmuştu. Orada eğer kişi limited şirket ortağı, anonim şirket ortağı ve kendi iş yerinden bildirmişse bu bildirimleri biz kabul ettik. Ama komandit şirketler ve adi şirketlerdeki bildirimi kabul etmedik. Ancak kişinin sadece kendi iş yerinden kendini sigortalı bildirilmesi işverenlik ve sigortalı kişinin aynı anda bağdaşmaması nedeniyle bizim kabul ettiğimiz bir uygulama değil. Yani ben 1.12.2008'den önce kendi iş yerimden sadece kendimi bildirmişim ve kurumda hem bir işveren hem de sigortalı tescil etmiş. Böyle bir şey söz konusu değil. Ama anonim şirket ve limited şirketlerde kişinin aynı anda çalışması mümkün olabildiğinden 1.12.2008'e kadar uygulamayı biz bu yönde devam ettirdik. 1.12.2008'de 53. maddeyle
kendi iş yerinden 4A kapsamında bildirilmeyeceğine ilişkin hüküm kanunda açık ve net. Yaptığımız şey 1.12.2008'den önce bu şekilde çalışması olan varsa çalışmayı kesintiye uğrayıncaya kadar devam ettiriyoruz. Kesintiyi yalnız şu şekilde algılıyor işverenler. İşte benim kendime ait birden fazla iş yerim var. İşte 30.11'de çıkmışım A iş yerimden, 1.12'de B iş yerime girmişim. Ama bu bizim için kesintidir arkadaşlar. Nakil bile deseniz kesintidir. Kendi iş yerinden bildirmeye imkan vermiyoruz. Ama benim bir tane iş yerim var. Ankara'da o iş yerim. İşte kapattım. İstanbul'a geldim. İstanbul'da iş yerimi nakletmişsem o zaman o iş yerini Ankara'da kapatıp İstanbul'da açmam iş yeri nakline girdiği için orada çalışmayı devam ettirebiliyorum. Kendi iş yerinden bildiren sigortalılar açısından. Bunun dışında anonim şirketlerde kurucu ortaklar 1.12.2008 tarihinden önce sigortalıydı. 1.12.2008 tarihinden sonra sigortalı olmadılar. 6 ay içerisinde bildirmeleri halinde sigortalılıkları bunların devam ettiriliyor biliyorsunuz 4B sigortalıkları ama kurucu ortaklar sigortalı olmadıkları için kendi iş yerlerinden 4A kapsamında bildirim yapınca biz kurucu ortakların bildirimlerini kabul edebiliyoruz. Tabii kurucu ortak olduğuna ilişkin bilgi belgeleri biraz önce anlattığım şekilde bize sunarlarsa. Çünkü şirketler açısından biliyorsunuz vergi mükellefi olmaları nedeniyle gidip kayıtlarına da bakıyoruz. 1.10.2008'den sonra 1.12.2008'den önce çalışmam devam ediyor. 1.12.2008'den sonra kendi iş yerimden hisse devralarak ortak olmuşum. Geçmiş olsun. 4A sigortalılığım bitiyor. 4B sigortalılığım başlıyor. Bu da bize çok sorulardan bir tanesi. Kendi iş yerinden bildirilen sigortalılıkların durumu ne olacak? 12 aydan da fazla prim borcu varsa soruları da bize geliyor. Orada diyoruz ki kendi iş yerinden kişiyi bildirmeye imkan vermediğimiz için bu 1.12.2008 öncesi de sonrası da bu primleri biz 4B kapsamına aktarıyoruz. Çakışmayı da aktarıyoruz. 12 aydan fazla prim borcu olup olmadığını da kişilerin buna göre sorgulayacak şekilde işlem yapacağız arkadaşlar. Yani soruları genel olarak grupladığımda bu şekilde teşekkür ederim. Evet, aynen öyle. Sizin birden fazla iş yeriniz var yanılmıyorsam. Farklı iş yerinin şifresini karıştırmışsınız. 4 sigortalıyı A iş yerinden vereceğinize B iş yerinden vermişsiniz. Bunu bize kanıtlayıcı belgeler ki aylık prim ve hizmet belgesi ya da sigortalıların beyanlarıyla her zaman için kanıtlayabilirsiniz. İş yeri numarasını güncelleriz. Herhangi bir sorun olmaz. Tabii iş yeri numaranızı güncelleriz. Bir sorun olmaz onunla ilgili olarak. Cezanızı da kaldırırız. Sorun olmaz. Esra Hanım teşekkür ediyorum. Şimdi sözü Sayın Savaş Alıç'a bırakıyorum. Bize tanınan süreyi de çok ihlal etmeden birkaç dakikada geciktik hızlıca cevaplayalım. EKOM uygulamasıyla alakalı. Kendi muayenesi olan doktor haftanın belirli günlerinde de gelir paylaşımı sözleşmesiyle özel hastanede çalışırsa ücretli mi sayılacak, serbest meslek makbuz mu sayılacak? Böyle bir durumda gelir dairesi makbuz kesemezsin. Ücretli olması zorunlu dedi. Arkadaşlar sunumda da bahsettiğim üzere EKOM bugüne kadar bizim SGK uygulamalarındaki ezberimizi bozdu. Yani kişi aslında orada hizmet hakkıyla çalışsa dahi hekimlik sözleşmesinde özel sağlık hizmet sunucusunda çalışırken hekimlik sözleşmesinde 4A'lı sayılacağına dair özel hüküm bulunmazsa biz onları 4B'li sayıyoruz. 4B kapsamında sigortalı sayıyoruz. Sigortalı statüsün belirlenmesi de Sosyal Güvenlik Kurumu'nun işi. Yani burada
gelir vergisi makbuz kesecek, kesemesin, ücretli olması zorunlu demesi sigortalı statüsünden ayrı bir uygulama yapmamıza sebep olmaz. Dediğimiz gibi ekon ikinci fıkra gereğince ister sosyal güvenlik kurumuyla sözleşme yapılsın, ister yapılmasın, vakıf üniversitelerine ait hastanelerde veya özel sağlık hizmet sunucularında çalışan serbest meslek makbuzu kesmek suretiyle aynı zamanda serbest meslek kazancı elde eden doktor, hekimlik sözleşmesinde 4 A'lı sayılacağına dair özel hüküm bulunmadığı sürece 4 B'li sayılacak. 1-1-2013'ten bugüne özel bir hastaneyle serbest meslek makbuzu keserek çalışmaktayız. 23 Nisan 2015'ten itibaren makbuz kesmedik. 23 Nisan 2015'ten kapanış, 31-2015'ten kapanış 30-11-2015'e kadar vakıf borcu doğar mı? Yine sunumda bahsettiğim üzere 23 Nisan 2015 tarihi burada milat. Daha evvel hizmet takdiriyle çalışma sebebiyle 4A kapsamında çalışması değerlendirilen bir serbest meslek kazancı elde eden doktor, hekimlik sözleşmesinde yine bahsettiğiniz gibi 4A kapsamında sigortalı olacağına dair özel bir hüküm yoksa 23 Nisan'dan itibaren 4B sigortalı sayılacak. 22 Nisan'dan sonraki 23 Nisan tarih itibariyle adına bildirilen 4A kapsamındaki hizmetlerin eğer bu sözleşmede bir tadilat yenileme yoksa iptal edilmesi gerekir. İşten ayrılışının verilmesi gerekir. Aylık bir hizmet belgelerinde düzeltilmesi gerekir. Dolayısıyla sorudan çıkardığımız sonuç böyle bir şey söz konusu değilse 23 Nisan 30-11-2015 tarihi itibariyle iki tarih arasında 4B sigortalı sayılacağı için 4B borcu çıkabilir. Son bir noktayı koyalım. Sigortalı olmadan önceki doğumların borçlanılmasıyla ilgili yeni bir çalışma ufukta yok. Doğumdan sonra ücretsiz izne çıkan kişi GSS yönünden durumu nedir? Kendi iş yerinden sigortasından yararlanacağı için o 6 aylık dönem içerisinde de gelir testi gibi bir durum söz konusu olmayacak. Zaten siz onun eksik gün nedeni işaretlediğiniz için sistem oradan görecek aylık bildirgede 0 gün 0 kazancı, eksik günün nedeni de ücretsizin, doğum ücretsizliğini görecek, otomatik aktivasyonu verecek. Kendi şirketinden kendini sigortalı bildirenlerle alakalı bir özet yapayım istersin. 4 soru, 4 evet. Eğer 4 tane soru soracağım ben bu soruların 4'üne de evet diyorsak sigortalılığımızda sorun yok. Bir tane bile hayır çıkarsa artık o kişiyi kendi şirketinden, ortağı olduğu şirketten sigortalı olamaz. 1. Ortaklık 1 Ekim 2008'den önce mi başladı? Eğer sorumuzun cevabı hayırsa bu kişi artık kendi şirketinden sigortalı olamaz. Evetse diğer 3 tane soruya geliyorum. SSK sigortalılığı 1 Ekim 2008'den önce mi? Buna da evet dememiz lazım. 1 Ekim 2008'den önce o iş yerinde başlayan sigortalılık kesintisiz devam etti mi? Yani şubeler arası giriş çıkış da olmayacak. A iş yerinden bir numaralı diyelim iş yerinden kesintisiz devam ettiği sürece problem yok. Yine bunun dışında 4A'lı yani kendisiyle bildirilen başka ortak olmayan işçi var mı? Eğer buna da evet diyorsak yani 4 sorunun 4'üne de evet diyorsak ilgili ortak olduğu o iş yerinden sigortalı bildirilmesi yasaya uygun ve kesinti olmadığı sürece devam eder gider. Bir tane bile hayır varsa o hayırın oluştuğu andan itibaren o şirketten sigortalı bildirilemez, bildirilse de geçerli olmaz. Bir de bir şey daha söyleyebilir miyim? 0 gün 0 kazançla ilgili arkadaşlar özellikle. Şimdi 67. maddede bizim şöyle bir hükmümüz var. İş kanunu gereğince verilen izinler ve 5510 ilgili iş kanunları ve diğer kanunlara göre verilen izinler dışında ki sürelerde bir yıldan fazla olursa kişilerin genel sağlık sigortası olması yönünde de yasal düzenleme var. Şimdi bizim de ücretsiz izinlerimiz ne? İşte doğum nedeniyle işte normal bu yol izni nedeniyle ücretsiz izinler var. Diğer kanunlar nedeniyle ücretsiz izne 1854 sayılı deniz iş kanunu giriyor. Onların dışında giren hepsi kamu kurumlarıyla ilgili ücretsiz izinler. Dolayısıyla 0 gün 0 kazançlı bildirimleri de
böyle bir sene, iki sene yapılmaması, yani bir yılda bir aydan fazla sıfır kazançlı bildirimlerin yapılmaması gerekiyor. Bunlarla ilgili de bir çalışma yapacağımızı sizlere belirtmekte fayda var. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyoruz. Değerli arkadaşlar, bugün 3 katılımcımızla, 3 değerli katılımcımızla Sosyal Güvenlik Kurumu e-bildirim işlemleri uygulamalı seminerini yaptık. Burada en sevindirici nokta, odam ve şahsım adına söylemek istiyorum ki, yapacakları oldukları çalışmaların tamamının, hatta %100'ünün odamızın talepleri arasında yer almış olmasıdır. Seminerimizin hepimiz açısından başarılı geçtiğini düşünüyorum. Soru ve cevaplarınızla ilgili endişeniz olmasın. Hepsinin cevapları sitemizde yayınlanacak. Ayrıca seminerimize katılan katılımcıların da sunumları sitemizde yer alacak. Bütün bunları bitirdikten sonra hepinize katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlar, değerli meslektaşlar.